Herkese merhabalar. Bugün Gratis'ten yapmış olduğum devasa alışverişten bahsedeceğim ve ürünleri göstereceğim sizlere. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Evet, Gratis Cuma ve Cumartesi günü %50 indirim yapmıştı. Ama bu indirim o kadar böyle duyuldu ki Twitter'da bir takım komik resimler vardı. Böyle yerde kırılmış ojeler, şey yazmış biri hatta, hanımlar indirim için bu kadar pantere dönüşmenize gerek yoktu, Gratis savaşları diye yazmıştı. Gerçekten çok komik resimler vardı. Neyse, şimdi hemen başlayalım. Ve gerçekten hatta bir de şey yazmış, ıslahat fermanı gibi fiş. Hakikaten şu an ıslahat fermanı gibi bir fişi sizlere göstereyim ve ilk üründen bence başlayalım. İlk aldığım şey bir elektronik kulaklık, sadece 5 liraydı. İçerisinde kulaklığın böyle kutusu da var, fermuarlı. Sonra aldığım diğer ürün Nivea Baby bakım yapan kremli sabun. Ben elimi yıkarken bu sabunları kullanmayı gerçekten seviyorum. Bunu da ne kadara almışım? 9.95'miş, 5 lira indirim olmuş. Yani bu da 5 liraya gelmiş. Çok ucuz değilmiş bu ya. Neyse. Bu Benri banyo ve mutfak hijyen mendili. Böyle çok böyle su hazırlayıp temizliğe girişmek istemiyorsanız böyle pratik ıslak mendil gibi kullanabileceğiniz bir ürün. Bunu da ne kadar aldım? Bu da uygun olması lazım. 3 lira gibi bir şeydi. Bunların da hangi birini bulayım? 7.95'ten 4 lira indirime gelmiş. Yani bu da 4 liraya gelmiş oldu. Süper. Scotch-Brite gibi muadilleri çok çok pahalı çünkü. Ondan sonracığıma bu tokaları aldım. Plastik tokaları. Bu arada netliyor mu bilmiyorum ama evet, netliyor. Bu plastik tokaları aldım. 1,5 liraydı. 3'ten inmiş. Plastik toka. Bu çanta içi düzenleyiciyi aldım. İçerisinde böyle makyaj çantası da olur, bildiğiniz göz olarak da kullanılabilir. Bunu aldım. Bu 14.95 olması lazım. Çok büyük ihtimal. Aldığım diğer şey bu fırça. Banat Professional. Bu sık fön fırçası denilen fırçadan aldım. Bu da normalde 33 liraymış. 33.95. 17 lira indirim olmuş. Yani 17 liraya gelmiş oldu Banat'ın fırçası. Son aldığım ürün ise bu oje. Bunu oradakiler çok övüyordu, makyaj reyonuna bakanlar. Mirror Effect Nail Polish Mara. Metalik renk efektle bu oje. Bunun fiyatı ne kadarmış? Şey rengi, böyle bronz rengi, 30 liraymış. Çok pahalı bir oje. Ben ama tabii %50 indirim olduğu için bu da 15 liraya gelmiş oldu. Sonracığıma bu Eyüp Sabri Tuncer'in Bodrum Mandalinası sabununu aldım. Bunun fiyatı da 17.95'miş. 9 liraya geldi. Bence iyi bir fiyat. Normalde bunun fiyatları 13 lira falan oluyor. Sonra aldığım diğer ürün ise L'Oreal Paris'ten Unlimited maskara. Böyle bir maskara ve kocaman tank gibi bir maskara. Fiyatı 99.95'miş. 100 liraymış ama %50 indirimle 50 liraya geldi. Ama gerçekten böyle takma kirpik takmışsınız gibi bir efekt yaratıyor. Pastelden bu nude fara aldım. Gözü üzerinde kapatıcı olarak da kullanılabilir. 19.95'ten düşmüş işte yarı fiyatına, 10 liraya gelmiş oldu. Ben kulaklıklarımı genelde kullanırken böyle bir kabın içerisine koyma gereği duyuyorum, kulaklık kabı olarak. Benimkini kaybetmiştim. Böyle bir para cüzdanı şeklinde bir cüzdan aldım. Böyle fermuarlı. İçerisinde kulaklığımı falan koymayı düşünüyorum. Bu da 10 liraydı. 5 liraya gelmiş oldum. Sonra Eclipse'in pamuk çubuğu düzenleyicisi. Bu düzenleyici, akrilik düzenleyicisini aldım. Bu da 4 liraydı. Bu deodorantını aldım. Ama bunun yanında böyle bir bez çanta hediyeydi. Poşet, normalde Gratis'in hani belirli bir miktarda harcama yaptıktan sonra bez poşet hediye, ama orada kalmadığını söylediler. O yüzden poşet almak istemediğim için bu ikili seti aldım. Bunlar da bakıyorum 12.95'ten 6 liraya gelmiş oldu. Yani bu 3 liraya gelmiş oldu. Bu bez çantada 3 liraya gelmiş oldu. Yani süper, bence ideal. Bu ikisini aldım 6 liraya. Sonra Eclipse'in düğüm açıcı saç tarağı kokonat oilli. Nasıl oluyor ya? Hindistan cevizi yağlı tarakmış. Aa, çok enteresan. 9.95'miş. 5 liraya geldi. Bu arada size şunu söylemek istiyorum. Gratis'te alışverişte mesela 9.95, 4.95 gibi dediklerinde lütfen onu kasada bakın. 95'i yazmıyorlar. Direkt böyle düz hesap, 4.95 ise 5 lira olarak yazıyorlar. Haberiniz olsun. Sonra bu bagaj etiketlerini aldım. Böyle odaklarsa böyle arkasına isminizi falan yazıyorsunuz. Bagajınıza takıyorsunuz. Bir bundan aldım. Bir de Donut'la aldım. Donut'ta olanı özellikle çok beğendim. Böyle çantaya falan da asılabilir bence. Buraya da isminizi, telefonunuzu yazıyorsunuz. Bunların tanesi 5 liraya geldi indirimle. Benri'nin oje kurutucu spreyini aldım. 4 liraya gelmiş oldu. Hiç denemedim, ilk defa deneyeceğim bu markanın oje kurutucusunu. Özellikle bütün rujlara baktım, mat rujlara, hani Maybelline'e, L'Oreal'e, ama en güzel istediğim renkler Beaulys markadaydı. Beaulys Zip It dediği bu rujdan aldığım rengi muhteşem ve fiyatı gerçekten çok ucuzdu. 16.95'ten 8 liraya, 8.95'e düşmüştü. Eğer mat ruj arıyorsanız bu markanın rujlarına bir göz atın derim. Sonra Beaulys'in Lockit isimli kaş maskarasını aldım. Bu koyu kahverengi dark brown. Bunun fiyatı da 9 liraya gelmiş oldu. Bu Beaulys marka aynı zamanda vegan ürünler. Onu da söylemek isterim. Sonra aldığım diğer ürün Maybelline New York'tan Hyper Price All Day Matte Liquid Eyeliner'ını aldım. Bunun da fiyatı 22 liraymış. İnşallah doğru bakmışımdır ama 22 olması lazım. Penti'den 15 denyelik bir pantolon çorabı aldım. Çorap da 1.75'e gelmiş oldu. Eclipse'in bu üçlü saç tokasını aldım. Renkleri gerçekten çok güzel, böyle kahverengi, altın ve gümüş renkli. Bu da 3.5 liraya gelmiş. 3 tanesi uçak geçiyor. Sonra biraz hani malzemeleri bırakıp böyle yiyecek kısmına baktım ve Brooklyn sakız naneli 1.75'e gelmiş oldu. Bepantol'ün cilt bakım kremlerinden aldım el yüz için. Bu Bepantol özellikle ertesi gün gittiğimde kalmamıştı. 54 lira yerine 27.90'a almış oldum. En çok satan ürünlerden biriydi. Sonra tabii ki ıslak mendillerden aldım. Bir sürü ıslak mendil vardı ve çok uygun fiyataydı. Lisanslı mini ıslak mendil üçlü 2 liraymış. Hem de Donald Duck'lı, Mickey Mouse'lu böyle bir üçlü çantaya koymalık ıslak mendil. Yine Benri'nin bir ıslak mendilini aldım. Böyle renkliydi. Bir tanesini hatta hemen çantama attım. O yüzden yok. Bunun da fiyatı yine 2 lira gibi bir fiyattı. Sonra Mentos'un Pure Fresh 9 tane derece. Çok mini boyda bir sakızını aldım. Fiyatı da 2.75'miş. Sakız aldım. Bu Toka'dan aldım. Eclipse marka. Mandal toka. Fiyatı da 2 liraymış. Çok çok ucuz. Bunu normalde dışarıda bile 5 liraya satıyorlar. Sonra aldığım ise Eyüp Sabri Tuncer'in doğal Hindistan cevizi sütlü duş jeli aromaterapi diyor. Eyüp Sabri Tuncer en çok kullandığım sabun markalarından bir tanesi. Bir de kırlangıcı öneririm size. Duş jeli 9 lira galiba. Eyüp Sabri Tuncer'in şampuanı da kullanıyorum ama şampuanına direkt zeytinyağlı olan bana dokunuyor. Alerji yapıyor. Ben de o sebeple bulabilirsem indirimden, genellikle hiç indirime girmiyor, bu bebek şampuanından alıyorum. Bunda fiyatı bayağı pahalı ama indirimle iyi bir fiyata geldi. 28 liradan 14 liraya düşmüş. Bu şampuandan aldım. Sonra ıslak mendil tabii ki bulduğumda hemen aldım. Benri'nin bu aloe veralı büyük ıslak mendillerinden aldım. İçerisinde 3 tane varmış. 50 adetmiş. Bulmak istediğimi buluyorum. Demin karşıma çıkmıştı, şu an bulamıyorum. Neyse, bulamıyorum. Yani ben diyeyim 4 lira, siz deyin 6 lira. Gerçekten fişin içerisinde bulamıyorum şu an onu. Sonra aldığım ise Vitin yüze özel ağda bantlarından 20'li. 44 lira yerine, ya gerçekten bu 44 lira değil ki ama. Bir yerde bir hata var ama ne? Sanırım fiyatlarda 44 değil. Migros'ta falan biliyorum 44 değil. Neyse 22.50'ye düşmüş. Bu da bayağı pahalı geldi. Sonra aldığım her Gratis indiriminde istisnasız hemen bulup sepete attığım ürün. O da tüy toplayıcı. İçerisinde bir tane aleti var. Ucuna da takılı ve 2 tane de yedeği var. Ve bunu da yine çok uygun bir fiyat aldım. Eklips mikrofiber değil. Sanırım bu. 2,5 liraya aldım bunu da. Sonra aldığım diğer ürün, burayı görseniz o kadar dağınık ki. Peeling etkili yüz temizleme pedi. Peeling etkili olması enteresan. Acaba siyah noktalara falan etki ediyor mu? Bu da 5 liraya gelmiş oldu. Eğer gerçekten dediği gibiyse, vaat ettiği gibiyse 5 liraya gayet uygun. Sonra aldığım diğer ıslak mendil Sleepy Stensitif. Ne kadar ıslak mendil varsa hepsini attım sepete. Çünkü ıslak mendiller gerçekten pahalı oluyor ve en çok kullandığım ürünlerden biri. Makyaj temizliğinde vesaire özellikle. Bunu da 6 liraya almış oldum. 3 tane içerisinde, paketin içerisinde var. Sonra bu musken suya dayanıklı Benri'nin bu yara bantlarından aldım. 2,5 liraymış. Color Catcher renk koruyucu. Bu özellikle denemediyseniz şöyle bir şey. Hani beyazlarla renkliler bir arada makinede yıkanmaz ya. Bu ürünün vaat ettiği, siz beyazlarla renkleri aynı anda makinede yıkayabilirsiniz. İçerisinde bir tane mendilden alıp makinenin içerisine elbiselerin oraya koyunca renklerin karışmadığını vaat ediyor. Fiyatı 6 liraymış. İçerisinde 10 tane de var. Gayet iyi bir fiyat. Sonra Schwarzkopf Gliss şampuan ve yanında hediyesi vardı ama açtığım için bu şekilde göstereyim. Bu Tingle denilen saç açıcı tarak hediyeliydi. 11 liraymış. Yani hem tarağı var hem şampuanı. 11 liraya bence gayet uygun. Kasa arkasından bir ürün aldım. O da Duru'nun yeni çıkarmış olduğu Detox Lime misket limonlu duş jeli. Katkısız, işte paraben, SLS ve silikon içermez diyor. 24.95'ten 12.5'a düşmüş. Bunun 24.95 olması da biraz pahalı. 12 lira ideal. Sonra aldığım diğer duş jeli ise, bu çok güzel kokuyordu. Hatta bir daha bakacağım. Çok güzel kokuyor. O da mango ve papayalı duş jeli. Gratis'te özel üretiliyor sanırım bu marka. Bunu da hatırladığım kadarıyla, şimdi fişten bulamayacağım, 8 lira gibi bir fiyatı vardı ama çok güzel aroması var. Aldığım diğer ürünler Selin'in Bahçe Gülü isimli kolonyası. Bazı insanlar böyle 4-5 paket kolonya almışlar. Hiç aklıma gelmedi. Bir tane aldım ama keşke şunu üzülüyorum. Cansız Baby'nin bir kolonyasını alsaydım keşke. Bunu aldım. Fiyatı 13 liraymış. Bence çok uygun ve kokusu da çok güzel. Diğer ürünler. Hemen çöp poşeti gördüm. Biliyorsunuz artık poşetler paralı. Bu sebeple biz aslında o poşetleri çöpe kullandığımız için çöp poşet olarak artık kullanamıyoruz ve zorunlu olarak çöp poşetlerine ve plastiklere para vermek durumunda kalıyoruz. Yani plastik tüketiminin önlenmesi amaçlanırken biz bu sefer plastik için para ödüyoruz. O sebeple ben tabii ki uygun bulduğumda 2 tane çöp torbası aldım. Büyük boy ve tanesi 1,5 liraydı. Hemen attım sepete. Bunlar kaldı. Hemen göstereyim bunları da. Cam bezini aldım. Çok uygun bir fiyat. 3,5 gibi bir fiyatı olması lazım. Bir de Eclipse'in üçlü mikrofiber bezini aldım. Bu mikrofiberler gerçekten pahalı oluyor dışarıda. Bu da 6,5 liraymış. Piyasaya göre gerçekten ucuz olduğunu söyleyebilirim. Sonra aldığım ise Promani'nin Tools for the Pros tırnak makası. Böyle silikon başlıklı bir tırnak makası. Bunun da fiyatı 7,5 TL'ymiş. Şu an önümü görseniz bir dağ oluştu burada. Ve aldığım, değil mi? Evet. Son ürün. O da Leonese'nin makyaj süngeri. Fiyatı 7,5 TL'ymiş. Güzel bir süngerdir inşallah. Yani benim Gratis'ten yapmış olduğum alışveriş bu şekilde. Gerçekten ne kadar tuttuğunu bilmiyorum. Ama sadece ben değil, siz de eğer bu videoyu izliyorsanız, izleyen kızların da bu alışverişe, gratis indirimine dayanamayıp alışveriş yaptığınızı biliyorum. Hepsini kullanıyoruz yani. Bunu hani istek, ihtiyaç olmayan şeyleri alıyoruz. Hani indirim gördük alıyoruz gibi değil. Gerçekten aldığımız her şeyi aslında kullanıyoruz. Ve bu devirde de indirim görünce dayanamıyoruz. Benim toplamda ne kadar tutmuş? 226 bir alışverişimde, 123 bir alışverişimde, 117 bir alışverişimde ve 24.55 bir alışverişimde. Şu an matematiğim yetmedi. Bu paraları toplamaya şuraya yazıyorum ne kadar tuttuğunu. Benim gratis alışverişim bu şekildeydi. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ve bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Size şimdi burayı göstereceğim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.